Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Kasım ayı hızlı iletişimin, trafiğin, hareketlerin ve kişisel anlamda zihinsel faaliyetlerin çok öne çıktığı önemli bir ay. Bir yeni ay, bir dolunay ve ay tutulması var ay genelinde. Mars ay boyunca enerji gezegenimiz Akrep burcunda ilerleyecek ve sizin yönetici gezegeninizde ayın büyük bölümünde Akrep burcunda Mars'la birlikte hareket edecek. Şimdi detaylara bakalım. Güneş 21 Kasım'a kadar Akrep burcunda parlıyor, 3. evinizde parlıyor. Mars orada ve 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı 12 derece Akrep burcunda yeni ayımız doğuyor. Hemen ardından zaten Merkür 5 Kasım'da Akrep burcuna geçecek. Yani 3. ev konularınızda böyle bir yoğun hareket var ve onun tam karşıt aksı tabii ki 9. ev konularınızda öne çıkıyor. Uranüs'le karşıt açıda olan bir Akrep yeni ayı 3-9 aksınızda hızlı ani gelişmeler ortaya çıkarabilir. Bunlar ne demek? Bunlar biraz öncelikle düşünceler, fikirler, hayata bakışınız, inançlarınız, bildiğiniz ya da bilmediğiniz şeyler. Hani buralarda bazı hızlı gelişmeler ortaya çıkarabilir. İletişim, her türlü eğitim ve yeni şeyler öğrenme, akademik konular, seyahatler, kısa uzun seyahatler, yolculuklar, yakın çevre ilişkileri, akrabalar, yakınlarda yaşayanlar, uzaklarda yaşayan, sizin ve eşinizin yakınları, akrabaları, tüm bu alanlarda hem hızlı hem biraz böyle heyecanlı gelişmelerin olabileceği bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa ve sabit burçlarda haritanızda, özellikle boğa, akrep, aslan, kova burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu etkiler daha güçlü olacaktır, daha önemli olacaktır hayatınızda. Evet, yeni ayla beraber tabii ki yeni bir fikirle bir adım atabilirsiniz. Bir eğitime başlama, ticari bir oluşum olabilir, bir seyahate çıkma olabilir, kardeşlerle ilgili şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Teknoloji, bilişim sektörü, özellikle işte internet, sosyal medya üzerinde yapılacak aktiviteler, belki yurt dışı bağlantı, uluslararası alanda olabilecek her türlü girişim. Buralarda hızlı gelişmeler olabilir. Yani beklediğiniz belki bir seyahat için yurt dışına gitmek istiyorsunuz, yerleşmek istiyorsunuz, çalışmak istiyorsunuz, okumak istiyorsunuz. Bununla ilgili bazı yasal prosedürler var, beklentileriniz var. İşte bunlarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Bu konular açılabilir örneğin. Yine teknolojiyle ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Tabii ki otomobilinizi yenileyebilirsiniz, bilgisayar alabilirsiniz, telefon alabilirsiniz. Bunlar da söz konusu olabilir. Kardeşlerle ilgili bazı konular var. Kardeşlerinizin hayatında hızlı gelişmeler olabilir. İşte yakınlarınızdaki kişiler, komşularınız örneğin. Hani komşularla ilgili bazı hızlı gelişmelerin olacağı bir dönem. Ayın ortalarına doğru 10 Kasım, 11 Kasım, 12 Kasım gezegeniniz Merkür Mars'la birleşiyor, Uranüs'le karşıt açıda. Bugünler sizi biraz zihinsel olarak çok yorabilir. Çok fazla hareket var, çok fazla haber trafiği, iletişim. Tabii ki böyle bir tartışmalar, konuşmalar var. Belki bir şeyleri konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz. İşte bu çevrenizdeki kişilerle olabilir, kardeşlerle bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz. Belki bir hukuksal işiniz var, yakınlarla bağlantılı. Komşularla tartışmamaya çalışın. Çünkü komşularla ya da arkadaşlarla tartışabilirsiniz herhangi bir konuda. Fikirsel anlamda. Ya da bugünler özellikle trafikte biraz stres yaratabilir. Hani kazaları imkan verebilir. Lütfen hıza dikkat edin. Kontrolsüz davranmayın, dürtüsel davranmayın. Bazı böyle seyahat planlarınızda gelişmeler, değişimler olabilir. Plan dışı. Ya da ticari aktivitelerinizde yine iş gezileri olabilir ama çok böyle hızlı bazı gündemler de olabilir. Bağlantılar da kurabilirsiniz. Gerçekten bu ay çok hızlı bir ay. Yani hem gezegenlerimiz ileri harekette, hem Mars'ın hem Merkür'ün böyle Akrep burcunda olması, Uranüs'le bağlantıda olması, birlikte hareket etmesi bu ayı çok hızlı ve hareketli hale getiriyor ve zaman zaman çok kararlı, çok tutkulu ve hırslı da olabileceğimiz bir dönem. Aşırı hırs, aşırı tutkulu davranmak, biraz inatçı ve sabit davranmak zarar verebilir. Özellikle düşünceler, fikirler böyle olduğunda iletişim konularında sıkıntı yaşayabiliriz. Bunları iyi kontrol etmek gerekiyor sevgili Başaklar. Ve ayın 19'unda ay dolunay fazına ulaşacak. 27 derece boğa burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız.
Yılın son ay tutulması, ama bu ay tutulmasının bir özelliği daha var. 2022 ve 23, önümüzdeki 2 yıl yaşayacağımız boğa akrep aksındaki tutulmaların da ilki olacak. 9. evinizde meydana geliyor ay tutulması. Sizin gibi toprak elementinde olduğu için size güzel bir desteği var ve yöneticisi Venüs de Oğlak'ta. Aslında bence çok olumlu olabilecek güçlü bir ay tutulması. Yani bu tutulma sizi gerçekten uzun süredir belki istediğiniz, çalıştığınız, çabaladığınız bazı amaçlarınıza ulaştırabilir. Eğitimle ilgili konular, akademik bir başarı, özellikle sosyal medya, basın gibi işlerde hedefleriniz olabilir mesela. Hani buralarda bazı sonuçlar alabilirsiniz. Hukuksal bir işiniz sonuçlanabilir. Bir seyahat, güzel bir seyahat olabilir. Yurt dışı konuları daha çok aktif. Aslında bunlar özellikle önümüzdeki 2 yıl daha da bir aktif olacak. Sevgili Başaklar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa size birebir çok etkili olduğunu söyleyebilirim bu tutulmanın. Sabitlerde gezegenleriniz varsa, özellikle boğa, akrep, aslan, kova gibi, tabii ki yine haritanız bu etkileşimi yapacaktır. Yine bu tutulmanın tesirleri sizin için önemli olacaktır. Hukuksal konular, akademik konular, yurt dışı konuları bir sonuç alabilirsiniz ve buralarda önemli dönüşümler, farkındalıklar olabilir. 9. ev inançlar, maneviyat, hayata bakış, hayattan beklentilerle de ilgilidir. Bu tutulma belki bazı düşüncelerinizin, bazı inançlarınızın, bazı geleceğe dair beklentilerinizin de köklü bir dönüşümüne, önemli bazı farkındalıklara, açılımlara da tabii ki imkan verebilir. Kasım ayının sonları ve önümüzdeki yıl sonuna kadar 1,5-2 ay kadar bu tutulma tesirleri güçlü bir şekilde gündemimizde olabilir sevgili Başaklar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.